Psikolojik devrim derken neyi kastediyorsun? İnsan hep olaylara biraz da geçmişin hafızasıyla hep aynı yerden, aynı türden, aynı şekilden biri diğerine karşıymış gözükse bile aslında onun farklı bir yorumu olacak şekilde hep aynı bakış açısı anlatıldı mesela. Hafızanın da etkisiyle, tarihin de etkisiyle. İnsanın mesela en çok ihmal ettiği şey kendisiydi mesela bunlar anlatılırken. Kendimizi anlamadık ki, kendimizi tam anlamıyla tanıyamadık ki. Hiç kendi içimize dönmedik. Yani psikolojik devrim dediğimiz şey, kelimeler, kavramlar, tanımlar, kompleks yapılar, toplumlar, sosyoloji, din, bilim, felsefe. Hep bir şeyler anlattı ama merkezde hep gidilmesi gereken bir yer varken bunu toplumun sürüklenmesi gereken bir yer, bir level atlaması gereken bir çağ. Hep ihmal edilen neydi? İnsan. İnsan yani. İnsanın psikolojik yapısı. Evet. Ruh, yani bilinci, ruhu. Kimisi bilinci kabul etmez, kimisi ruhu kabul etmez. Bilemiyorum. Aslında insanların bu kadar çok çalıştırılması sanayi toplumundan beri. Bu da çok büyük bir göstergesi aslında insanın. İnsanın bir önemi var. Yani devletler için insanın önemi ne kadardır?